Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizde ben iki rengimi kullandım. Robam da ağırlıklı olarak yeşilimi kullanırken gövde kısmına geçtiğimizde beyazla bir hareket katmak istedik ve modelimizi bu şekilde uyguladık. Bakınız çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah sizler de beğenerek benimle birlikte çalışırsınız. Yeleğimizin kollarında şu şekilde beyaz bir uygulama yaptık. Arkasını şöyle göstermek istiyorum. Düz e, trabzanlarımızı ördük ve kollarımızın bulunduğu yerden bakınız ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Diğer tarafta da yine beyaz rengimize kenar çalışması yaptık ve görmüş olduğunuz gibi yeşilimiz ve beyazımızla bu güzel modelimizi uyguladık. En sonda zincir çalışmamızı yaparak e, bir tane ucuna minik çiçeklerimizi yapıp e, güzel bir fiyonkluk iyilik çalışması yaptık. Son olarak fiyongumuzu tamamladık. Evet şimdi ölçülerimize bakalım. Şöyle yatıralım. Yakamızdan arkadan ölçüyorum. 29 santim. Bakınız bu çukur olduğu halde 29. Önden ölçelim. Omuzumuzdan başlayalım. Şu şekilde. Omuzumuzun yüksek yerinden alt kısma kadar 32 santim Şöyle görelim, bakınız, 32 santim giyimimizin uzunluğu bir bir buçuk yaş grubu için ideal bir ölçü. Tabii e, kiloya bağlı olarak da e, bebeklerimizdeki bu ölçüler değişkenlik göstermekte. Evet, şöyle bir de gövde genişliğimize bakalım. Hem robamızın genişliğini hem de gövdemizin genişliğine bakalım. Şöyle ayarlıyorum. Robamın bulunduğu yerden ölçüyorum. Robam bakınız kolumuzun hatta bulunduğu yerden olsun 22. Aşağı kol altından gövde genişliğine baktığımız zaman ise 31 santim gövdemizin genişliği. Tabi açılabilen bir yelek olduğu için daha büyüyebilmekte. Şöyle açalım fiyongunu. ve evet, şöyle açtım. En son halinde. şöyle birlikte Bakalım tekrar. Evet, gayet kolay, çok çok kolay bir çalışma. Bir o kadar da şık durmakta. Ben benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte çalışırsınız. Evet, kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Ama kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevindirirsiniz Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. Zincirimi çekip bir tane düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum ve şöyle rahatlatıyorum ilmeğimi. Yeleğimin ilk önü için 10 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Rahat rahat 10 tane zincirimi çektim. Şimdi kolumuz için 12 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kolumuz için de 12 zincir çektim e, yeleğimin arkası için zincirimi çekiyorum 18 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18 zincirimizi de iliğimin arkası için çektim. Tekrar 12 zincir kolum için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 10 zincir de önümüz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. Zincirlerimizi bölümlerimize ayırarak ördük. Şimdi santim olarak ölçümüze bakalım. 26'yı tam tamamlamıyor. Şu şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde bakın zincirimin başladığı yere. 26'yı çok tamamlamıyor. Şurada kalıyor. buçukta kalıyor. Evet şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Zincirlerimizi zaten sayarak ayırmıştık her bir bölüm için belirle ne kadar öreceğimiz. Evet ilk olarak önümüzü örüyoruz. 1 ve 2 trab 2 zincir geriye çekiliyorum. Üzerine 2 tane zincir örüyorum. Toplamda burada 4 tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildiğim bakınız ikinci zincir içerisine tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi alıyorum. 2 seferde örüyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum sıradan 10 olana kadar birer birer zincirlerimi örüyorum. Bir defa doluyorum, iki defa da çekiyorum. Doluyorum. Sıradan hiç atlamadan gidiyorum. Aşağıdan zincirlerimiz zaten çektiğimiz için sayımız tam gelecek. Çok rahat olacak. Evet, 10 trabzan olana kadar zincirimizi ilerletiyorum. sayalım. Burada bir zincirimden döndüm. Trabzan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 10 tane trabzanımız oldu. Şu döndüğümüzde mutlaka sayıyoruz. 10. trabzan üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tığımın başını dolayarak yandaki zincirin içerisine giriyorum. Buraya girmiyorum. Yandakine giriyorum. Ve sırası ile kolum için hazırladım 12 tane zincirin içerisine trabzanlarımı birer birer örüyorum 12 trabzanımı tamamladım şimdi 12'nin üzerine yine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3. Şimdi arkamız için 18 tane zincir çekmiştim. Yandaki zincirin içerisine girdim. Bakın aynı yere batmadım. Birer birer toplamda 18 trabzan olana kadar arkamı örüyorum. Hiç zincir atlamıyorum. Hepsini birer birer batıyorum. 18 tane trabzanımızı zincirden sonra ördüm. Arkamız için olan bölümümüzü bu şekilde tamamladık. Şimdi kolumuz için e, aradaki 3 zinciri çekiyorum ve kolumuza başlıyorum. Bakın 3 zinciri çektim. Aynı yere değil yandaki trabzanına batıyorum. Ve kolum için 12 tane trabzanımı tamamlıyorum. 2, 3, 4 tamamlayayım. 12 trabzanı ve üzerinin 3 zincirini çektim. Şöyle tutayım saymak isteyen arkadaşlarım saysınlar. tamam başını tekrar doluyorum. Yandaki aynı yere değil. Yandaki zincirden yeniden başlıyorum ve önüm için 10 tane trabzanımı ardı ardına örerek ilk sıramı bitirmiş oluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıramıza geçelim. İkinci sıramıza geçmeden yaptığımız işlemimizi görmenizi istedim. 10-10 önlerimiz için 12-12 kollarımız 18'de arka trabzanımız için hazırladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi şöyle birazcık rahatlatıyorum. Tığımı başını dolayarak birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve trabzan olarak başlatıyorum. Zincirle başlatmadım bakınız. 1. Bu bir tane trabzanımız. Bunu kesinlikle iki saymıyoruz. Birinci trabzanımızın üzeri. Ve sonrasında ikinci trabzanıma batıyorum. Üçüncü trabzanıma yani sırası ile trabzanlarımın her birine birer defa batıyorum. Robamızın bu bölümlerinde artış yapmıyoruz. Zincirin olduğu yerde trabzanları birebir örüyorum. On trabzanın onunu da ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi zincirimizin içerisine iki tane trabzan örerek ilk artışımı yapıyorum. Bir tane ördüm. Aynı yere giriyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve toplamda önümüz için iki artışımızı yaptım. Ve trabzanımız ikinci sıramızda 12 oldu. Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar aynı yuvaya 2 tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. Bu da kolumuz için. Ve birer birer trabzanlarımı zincir yerine kadar yani 3 tane zincir çekmiştim. Oraya kadar örüyorum. Şuraya kadar trabzanlarımızı örelim. Kolumuz için ördüm. Yine zincirimin bulunduğu yerdeyim. Hemen 2 tane trabzanımı zincir içerisine örüyorum. 1 ve 2. Buradan da artışımı yaptım. Hem sağdan artışımızı iki tane yaptık hem de soldan artışlarımızı 2 tane olarak yaptık. İkinci trabzanın üzerine 3 tane ara zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını dolayarak iki trabzan arkamın artışı için örüyorum. İkişer ikişer ördüm bakınız. Tığımın başını doluyorum trabzanlarımı birer birer zincirime kadar örüyorum. Bir dolayıp iki defa da alıyoruz. Arkadaki trabzanlarımın tamamını da ördüm. Zincirimin hemen yanı başındayım. Yine iki tane trabzan bir ve iki artışımı yaptım. Bir, iki, üç tane ara zincirimi çektim. Yeniden iki tane trabzanımı örüyorum ve burada da bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincirime geldikten sonra iki trabzan, üç zincir, iki trabzanımı örüyorum. Önümüz içinde bütün trabzanlarımı örüyorum. İkinci sıramı da trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza geçebiliriz. Bakınız burada yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada kenarda zincirden döndüğümüz trabzan vardır. Lütfen buradaki trabzanın üzerine de batmayı unutmayalım. Batıp batmadığınızı eğer anlayamazsanız şu şekilde sayarak yapabilirsiniz. Altta 10 tane trabzanımız vardı. İki de artışımızla birlikte 12 tane trabzanımız olması gerekmekte. Bakın sayıyorum 2, 4, 6. 8, 10 ve 12. Bakın hepsini örmüşüm. Eğer 11 ördüyseniz lütfen şöyle buradaki zincirden döndüğümüz trabzanımızın da üzerine bir tane yeni trabzan örün. eksik olmasın. Yani önümüzün birisi küçük birisi büyük gitmesin. Evet şimdi arkadan bir tane zincirimi çekiyorum. Önünü çeviriyorum. Yani öreceğim yönü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak dibine batıyorum. Buraya bir tane trabzanımı örüyorum zincir çekmiyoruz bakınız bu bir iki değil kesinlikle bakın birinci trabzan üzerinde sonrasında birer birer trabzanlarımı örüyorum zincirimin bulunduğu yere kadar zincirime kadar örerek geldim şimdi zincirimizin içerisine alt sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz iki tane trabzan birinciyi ördüm ikinciyi de ördüm araya bir iki 3 tane yeni zincirimi çektim. Tekrar 2 tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Evet, şöyle görelim. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Şimdi bundan sonraki sıralarda da hep aynı işlemimizi yapacağız yani devamında. Buradaki trabzanları birer birer öreceğiz. Zincirimize geldiğimiz zaman ise 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Tekrar devam edeceğiz örmeye. Zincirimize geldiğimiz zaman yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Tekrar üzerine öreceğiz. Geleceğiz zincirimizin bulunduğu noktaya. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı örüp sonra kadar geleceğiz. Ve hem bu sıramızı hem de şöyle birkaç sıra örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Robamızı köşelerden artışlarımızı yaparak örmeye devam etti. Ve kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm ve yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştım. Şimdi 9. sıramı başlattım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırayı başlattım. 9. sıramızda kollarımızı artık gövdemizden ayıracağız. Gövdemizi bir bütün halinde örmeye başlayacağız. Şimdi trabzanımızı ben örerek geldim. Buradaki köşemin bulunduğu yerdeyim. Her seferinde ikişer ikişer zin, e, Trabzanımızı bu artış yerine yapmıştık bakınız. Şimdi buraya da son kez iki tane trabzanımı örüyorum. Boşluğun içerisine bir tanesini ördüm. İkincisini örüyorum. İki tane trabzan ördükten sonra ara için, kol altı genişliğimiz için 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zinciri çektikten sonra kolumu buradan büküyorum. Ve tekrar tığımın başını dolayarak buradaki boşluğa giriyorum. Bakın şöyle büktüm. Sadece büktüm. Ara yerine geldim. Artış yerimize. 2 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve arkadan ilk trabzana battım. Birer birer sona kadar ilerliyorum arkamızı birer birer ördüm 7 zincirimizden sonra yine köşemizdeki ayrım yerimize geldik 2 tane trabzanımı köşeme örüyorum ve diğer kolumda yapmış olduğum gibi 7 tane zincirimi bu kolum içinde örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 sık sık örmüyorum bakınız şöyle biraz rahat örüyorum içerisine çalışmamız olacak trabzanlarımızı ve büküyorum Tekrar önümüzü örmek için buradaki boşluğumuzun bulunduğu yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımı boşluğumun içerisine örüyorum. Ayrım yerine ve tığımın başını dolayıp birer birer trabzanlarımı üzerine örüyorum. Ve sıramın sonuna kadar sadece trabzanlarımı örüyorum ve böylece robamızı tamamlamış olacağız. Gövde kısmına geçeceğiz. Buradaki sıramızı da tamamlayalım. Roba kısmımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıramızı ördük. Kollarımızın altına zincirlerimizi çekerek genişletme işlemimizi yaptık. Şimdi bu sıradan itibaren modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Şu şekilde bütün görünümü Bakın zincirlerimiz, arkamız, önlerimiz. Şimdi buradan modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Zincirimizi çekerek modelimizi kurmaya başlayalım. 3 tane zincirimi çekip çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. İlk önce üçüncüye batıyorum. Zincirimizle birlikte dördüncü trabzanımız oluyor. Bir trabzanım ördüm. Aynı yere ikinci trabzanımı da ördüm. Bakınız bir atladım iki atladım üçüncüye girdim bu ilki için sonra dördüncüye batacağız her seferinde üç tane zincirimi çektim aynı yuva içerisine bir ve iki tane trabzanım ördüm tekrar tığma başını doladım bir iki üç dördüncüye batıyorum aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum iki trabzan 3 tane zincir tekrar aynı yuva içerisine 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. içerisine 2 tane trabzan, 3 zincir tekrar aynı yuvaya 1 tane daha trabzan ve sıramızı kol altımızdaki zincir yerine kadar 3 atlayıp 4. trabzanın içerisine 2 tane trabzan 3 zincir 2 trabzan 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3 atlıyorum 4. içerisine 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanı örerek kol altındaki zincirin bulunduğu noktaya geliyorum 1 2 3 4 5 6 tane modelimi kurdum zincirimin bulunduğu yerdeyim 2 modelimi zincirimin içerisine yerleştiriyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3 ve 4. zincir içerisine geliyorum kol altımıza 2 tane model olacak kadar ayarlıyoruz kol altımızı hani gövdemizin genişliğini güzel rahatlatmak için şöyle göz kararı yapalım bakın saymamıza gerek yok iki tane daha trabzanım yan yana örüyorum aynı yuvaya tekrar zincirimi çekip yine aynı yuvaya girişimi yapıyorum ve bakınız iki tane modelimi trabzanlarımdan sonra kurarak tamamladım ve arkama devam ediyorum 1 2 3 ve 4 diyorum dördüncüye batıyorum ve modelimi bu şekilde örerek ilerletiyorum arkamızı kol altında zincirimizi yerleştirdikten sonra arkamızı da örerek ilerledim bakınız ee, şöyle şimdi bütün zincirlerimizin yani bütün trabzanlarımızın üzerine modelimizi kol altına kadar örerek ilerleyelim Arkamıza trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi tam kolumuzun altındaki zincirimizdeyiz. Tıpkı öndeki zincirimize zincirimizde yaptığımız gibi iki tane modelimizi uygulayacağız. Tığımın başını doluyorum. Şöyle ara mesafeye giriyorum. Bir atladım. İki tane trabzanımı örüyorum. Zincirlerimi şöyle çekiyorum. Tekrar bir tane daha zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere gelerek batıyorum ve birinci grubumuzu ördüm İki trabzanıma zincirimi tekrar trabzanımı ördüm tamam başını doluyorum 1 2 3. batıyorum şöyle zincirde üçe batalım ki modelimizi yani göz kararı yerleştirelim zincirlerimizi çekip tekrar trabzanımı örüyorum 1 iki tane trabzanımı örüyorum bakın hepsinde ikişer ikişer örmüştüm zincirimin içerisine iki tane trabzanımı yerleştirdim bir ve iki şimdi bir iki üç dördüncüye batıyorum ve burada da modelimi kuruyorum ve bitişe kadar ilerliyorum Trabzanlarımızı örerek geleğimizin sonuna kadar geldim. Kol altlarımın ikisine de ikişer ikişer trabzanlarımızı ve arasındaki zincirlerimizi uyguladık. Ve modelimiz bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önümüzde. 2 tane de kol altlarında arkamızda 2, 4, 6, 8, 10. 12 13 tane arkamızda yine iki kol altımızda tekrar 2 4 6 tane modelde önümüzde diğer önümüzde kurarak ilk sıramızı tamamladık şimdi beyaz rengimizle devam edelim Evet kontrollerimizi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum en sondaki zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve ikinci sıraya bakın tamamlamadım beyaz rengimi alıyorum modelimizin ikinci sırasında beyaz rengimle geçişimi yapıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çektim şu şekilde arkasını çeviriyorum Evet kontrollerimizi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum en sondaki zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve ikinci sıraya bakın tamamlamadım beyaz rengimi alıyorum modelimizin ikinci sırasında beyaz rengimle geçişimi yapıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çektim şu şekilde arkasını çeviriyorum tığımın tekrar başını doluyorum ortadaki iki zincirin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum bir ve 2 araya iki tane zincir çekiyorum 1 2 tekrar buradaki zincirin içerisine iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 zincir çekmeden tığımın başını doluyorum şu aşağıdaki yeşilimizin sondaki yani ilk grubun son trabzanına yandan giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum bakınız grubun ilki ile sonuna yandan giriyoruz zincir içerisine ise iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örüyoruz İkinci kez tekrar edelim. Tığımı başım doluyorum. Grubumun ilk trabzanına yandan giriyorum. Dışa doğru kabarttım. Tekrar tığımı başım dolayarak zincir içerisine giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra yeniden aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Trabzanlarım tamam olduktan sonra aşağıdaki grubun sonundaki trabzana şöyle bakın sondakine yandan girerek dışa kabartıyorum ve modelimizi bu tekrarlar oluşturacak. Tekrar tığımın başını doluyorum. İlke giriyorum aşağıdaki ilke. Bakın şu şekilde. Ördüm, dışarı kabarttım. Zincir içerisine giriyorum. 1 ve 2 trabzan 2 zincir 2 tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını dolayıp dıştakini yani grubun en sondaki trabzanına da yandan giriyorum ve bu tekrarlarımı yaparak sona kadar ilerliyorum sıramızı sonuna kadar örerek geldim en son birlikte bitirelim beyaz rengimizde olan sıramızı kenara Şuradaki bir tane trabzanımız vardı. Oraya tığımın başını doluyorum, batıyorum, bir defa çekiyorum. İkinciyi yine yeşil rengimle çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra alt sırada yaptığım işlemi bu kez şuradaki iki tane zincirimin içerisine yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Aralarda bakın zincir yok. Direkt buradaki iki tane zincirin içerisine giriyorum. İki trabzan zincirleri tekrar iki tane trabzan tığımın başını doluyorum. Ve yeşillerimizi hep aynı şekilde beyazlarımızı da yine aynı şekilde örerek yeleğimiz istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam edelim. Modelimizi tekrar kurduk. Bakınız yeşil. Sonrasında beyazımızı öreceğiz. Beyazımızda da şu şekilde örecektik. İlk trabzanımızı yandan alıyoruz. Kenarda tabii 3 zincirimizi çektikten sonra şöyle yandan sonrasında iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan ortaya. Bu kez dıştakini yine yandan giriyorum. Araya zincir çekmeden yine diğer grubu yandan iki trabzan, iki zincir iki trabzan. bitişti de yandan beyazımızı alıp sona kadar ilerliyoruz. Ve bir sıra beyaz, bir sıra yeşil ilerliyoruz. Yeleğimi bir sıra yeşil, bir sıra beyaz, bir sıra yeşil, bir sıra beyaz olarak ördüm. Şu kısımda sadece 3 sıra beyazımı ördüm ve tamamladım. Şöyle görelim. Bakınız çok güzel oldu. Yalnız modelimizi yerleştirmemiz biraz sıkı oldu. Eğer daha gevşek istiyorsanız 3 tane atlayıp 4.ye batabilirsiniz. Şuradaki ilk kurulumumuzda. Ben yine yeleğimiz tamamen bittikten sonra bunu sizlere hatırlatırım. Evet şimdi kolumun bir tanesini iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak örüp tamamladım diğerini de sizlerle birlikte örelim İsterseniz bu yüzden de yani Şuradaki yüzden de düz olarak kullanabilirsiniz her iki yönü de gayet güzel oldu yeleğimizin beyaz rengimi alıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve kolumdan hemen başlıyorum alt kısmından giriyorum şuraya sabitledim ve bir tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum buraya girerek iki tane trabzanımı iki zincirimi tekrar iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki devam ediyorum tığımın başını doluyorum boşluğu atladım bir iki üçüncüye batıyorum aynı yere iki trabzan iki zincir iki tane trabzanımı örüyorum Tekrar tığımın başında oluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3'üncüye batıyorum. Burada kaçıncıya batmışım? 1 atlamışım, 2 atlamışım, 3, 4'üncüye batmışız. 4'üncüye batalım. 3 yakın olabilir. Tabii yakın örmek isteyen arkadaşlarımız da, yani daha şöyle kıvırım kıvırım örmek isteyenler de 3'e ya da daha yakına batabilirler. Tekrar 1 atladım, 2 atladım, 3 atladım, 4'üncüye batıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örerek sona kadar geliyorum yeleğimizin boyunun ayarlamasını çalıştıktan sonra kollarımızın her ikisini de çalışarak bitirdik şimdi yakamızda bir tane bağcık çalışması yaparak son halini verelim yeşil rengimizi örmek istiyorum önce zincirimizi çekelim istediğimiz kadar zincirimizi ayarlayalım bağlamaya yetecek kadar olsun Şöyle rahat rahat geniş bir şekilde bakınız iri iri zincirlerimi çekiyorum. Epey uzun yakasımızı dolaşacak kadar ve fiyonk şeklinde bağlayacak kadar büyüklükte olsun. Epey uzunca ve gevşekçe zincirimi çektim. En son zincirimin ucuna şöyle bir tane minik çiçek çalışmak istiyorum. Son bakın 1, 2, 3, 4, 4. zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tekrar aynı zincir yuvasına bir tane daha trabzan örüyorum. Döndüğüm zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Ve bir tane çiçek yaprağım oldu. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirle indim. 3 zincirle tekrar yukarıya çıktım. Ortaya şuradaki yapraktaki iki trabzanın ikisini örüyorum. Ve yeniden 1, 2, 3. 3 zincirle iniyorum. 3 zincirle tekrar çıkıyorum. Araya 2 tane trabzanımı örüyorum. Zincirimiz gevşek çektiğimiz için bakınız arası nasıl açıldı. 1, 2, 3 tane zincirle inip tekrar kapatıyorum. Ve şu şekilde 3 tane çiçek yaprağımız oluyor. Bunu şu kısma bağlıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip burayı kapatıyorum ve makasımla kesiyorum şimdi diğer ucu da çiçeğimizi çalışacağız ama bunu yakamıza geçirdikten sonra çalışacağız bu dış kısımda kalacak kopardığım ipimi iç kısmı alarak gizliyorum şuradan giriyorum buradan altından geçerek ipimi gizleme işlemini yapıp bir de şöyle tersinden giriyorum ve burada fazla olan ipimi kesiyorum şimdi yakamızdan geçirmeye başlayalım şu epeyce bir uzun hemen hemen e, yarım metreden fazla şöyle bakınız iki tane trabzanın şöyle altından giriyorum şu şekilde altından girmeyelim hemen bir tane trabzanımız alalım birden giriyorum. Bir tane trabzanı bulunduğu yerden girdim. Ve sonra buradaki aralıkları istediğimiz kadar biliriz. Birden girdim. 3 tane trabzanı altına bırakıyorum. 1 2 3 3 trabzan üstte. 1 2 3 3 trabzan altta. 1 2 3 3 trabzan üstte. Her 3 trabzanda bir alttan üstten geçiriyorum ve başa kadar geliyorum. Evet zincirimizi bütün boynumuzu dolaşarak tamamladık. 3 tane trabzan aşağıda, 3 tane trabzan yukarıda kaldı. Bir tanesine çiçeğimizi örmüştüm. Diğer e, uca da aynı çiçeğimizden çalışalım. Şöyle 1, 2, 3. zincirin içerisine giriyorum. Şöyle burayı bir sıkıştıralım önce. Sıkıştırıp uç kısmına şöyle kesiyorum. 1 2 3'ün içerisine giriyorum. Tek katını alıyorum. Ve buradan örmeye başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu ipimle birlikte altına alıyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Şu kenara çekelim. puslanması Evet, bir trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı da örüyorum. Ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yuva içerisine giriyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Şuradaki kalan ipimi de şöyle alt alıyorum zincirimi. 2 tane trabzanımı da oradaki fazla bıraktığımız zincirimizi aşağıya bırakarak gizliyoruz. Onun üzerine ördük iki trabzanı ördükten sonra 1 2 3 tane zincirle yine yuvaya iniyorum tekrar 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki kalan ipimizi altı alıyorum iki tane trabzanımı örüyorum iki trabzanımı ördükten sonra yeniden üç zincirimle inip yuvaya giriyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve kestiğim ipi de iç kısma giziyorum. 3 tane çiçek yaprağı da bu tarafa oluşturduk ve fiyonk olarak bağlayacağız. Evet fiyonk olarak bağlama işleminde yaptım. Yeleğimi kullanıma hazır hale getirdim. Ve bir çalışmamızda bu şekilde sonuna kadar birlikte ördük. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. hoşça kalın, mutlu kalın.